Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Aslında hani ben oyun videosu çekmiyorum. Ama bu havadan sudan bölümümüzün ilk bölümü olacak. Şu an henüz yasal yollarla bir sürücü olmadığım için size bu seferlik böyle Euro Truck'tan sesleneceğim. Bursa'dan Ankara'ya gideceğiz. Şu mikrofonu biraz daha şey yapalım. Şu an haşır huşur ediyorsunuz biliyorum. Bursa'dan Ankara'ya gideceğiz. Böyle çok uzun olmayan bir yol seçtim. Biraz muhabbet edeceğiz. Ve yasal sürücü olmak için neler yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Güvenli yolculuklar. Teşekkürler abla. Şöyle parkları yakalım. Fiat Egea modu var. TRZ Pro'nun yaptığı. Aşağı linkini bırakırım onun da. Bugün yasal sürücü olmak için, yani ehliyet almak için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Hop. Euro Truck'ta araba sürmek de ne bileyim yani. Eyvallah. Lan korna çalışmıyor. Değişik çalışıyordu. Şöyle bilgisayarı bir tık kendime yaklaştıracağım. Evet, devam edelim. Ehliyet almak için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Bursa'dan da Ankara'ya doğru gideceğiz. Roe Extended Map Türkiye haritasındayım. Bu YKS Team Türkiye'nin haritasının güncellenmiş hali. Şöyle en sevdiğim hız olan 121'e sabitleyelim. Tam 121 olmadı. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ve biraz konuya girelim. Şimdi ehliyet almak için önce yapmanız gereken şeylerden bir hızlı özet geçeyim. Kursa yazılıyorsunuz. Sonra teorik sınav veriyorsunuz. Sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. Teoride bu kadar. Ama detaylı bir şekilde anlatmak gerekirse önce kursa yazılıyorsunuz. Kursu belirlerken araç sayısı sizle ilgilenme yani ilgileniyorlar mı, ilgililer mi? Kurstan kaç kişi sınavda geçmiş, kaç kişi kalmış, verdikleri eğitim nasıl? Bunlara bakmanız lazım. Yani illa öyle büyük ölçekli bir kurs olmasına gerek yok. Yani benim gittiğim kursta 3 tane araba var. Ama hani ilgi seviyesi yüksek. Yani sürekli birebir temas kurabiliyorsunuz. Bu da önemli. Biz yani kursun müdürü vesaire bayağı temas yani şey yapabiliyorsunuz. İletişim içinde olabiliyorsunuz. Ondan sonra kursa yazılıyorsunuz. Kursa yazılırken gerekli belgeler var. İşte sabıka kaydı. Eğitim durumunuzu gösterir belge. Sabıka kaydı E-Devlet'ten çıkıyor zaten. Ben hani kursta çıkardık hatta. Biz hiç evden çıkarıp götürmedim. Burası mezitler bu arada. Bayağı benzetmişler. Bayağı güzel olmuş. Ondan sonra ne dedik? Sabıka kaydı dedik. Eğitim durumunuzu gösterir belge. Ya öğrenci belgeniz olabilir üniversite için. Ya da lise mezunuysanız şey yapabilirsiniz. Adını unuttum. E-Devlet'ten yine mezuniyet belgesini çıkarabilirsiniz. Ondan sonra 2 adet biyometrik fotoğraf, sürücü olur raporu sağlık ocağından aldınız. Bunda kan grubu olmasına dikkat edin. Sonra bir daha kan grubu kartı çıkarmakla uğraşmayın. Bu arada sağlık ocağından bu raporu almadan önce E-Devlet üzerinden kişisel bilgi başvuru formuydu sanırım. Öyle bir ismi vardı. Onu dolduruyorsunuz. İşte rahatsızlıklarınız, kullandığınız protezler, gözlük vesaire onları yazıyorsunuz. Kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Raporu daha kolay çıkarıyor. Hem de onu istiyorlar yani. Ben doldurmamıştım. Gittim aile hekimine dedik yani hemen şurada doldur. Telefondan E-Devlet'ten. Hemen hızlı çıkaralım raporu. Bu arada sürekli buradan gidiyorum. Enter'a basıyorum. Bu tarafta mikrofon olduğu için. Hız sabitleyiciyi eski ayarına döndürsün diye. Neyse. Sağlık raporunu alıp yine kursa veriyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra siz bekliyorsunuz işte dönemin başlayacağı zamanı. Size ya arıyorlar ya mesaj gönderiyorlar. Diyorlar ki şu tarihte dersler başlayacak. Teorik dersleri almaya başlıyorsunuz. İşte motor bilgisi, trafik adabı, ilk yardım, trafik ve çevre bilgisi, yollar, kavşaklar, tabelalar, neden anlama geliyor vesaire. Onları öğreniyorsunuz. Kurs bitiminde size diyorlar ki işte Ziraat Bankası'na git. 90 lira 2020 yılı için
teorik sınav ücretini yatır. Siz yatırıyorsunuz. Sonra kurstan birkaç gün sonra sizi arıyorlar veya mesaj atıyorlar. Giriş belgeleriniz hazır. Gelin giriş belgenizi alın. Alırken de 150 lira direksiyon ücreti, direksiyon sınav ücretini kursa ödüyorsunuz bunu. Bir yere yatırmıyorsunuz. Kursa bunun ödemesini yapıyorsunuz. Onun haricinde kursa ödemeyi yaptıktan sonra ne yaptığımızı düşünüyorum şu an. Teorik sınava bekliyorsunuz. Size verdikleri giriş belgesinde sınavın tarihi, saati, yeri, hangi sınıf ehliyet olduğu, işte adres vesaire vesaire, salon, sıra hepsi yazıyor. Eskişehir'e geldik bu arada. Sonra teorik sınavı geçmek için 35 doğru yapmanız lazım en az. Yanlış doğruyu götürmüyor, yani 70 puan almanız yetiyor. Yanlış doğruyu götürmediği için emin olmadığınız sorularda bence boş bırakmayın. Bir size yakın olan şıkkı sallayın. Abi çekileceğim mi? Size yakın olan şıkkı sallayın. Yani illaki ya tutar ya tutmaz. İki şıkka düşürdüyseniz hele kesin birini sallayın. En mantıklı ne geliyorsa onu sallayın. Sınav da çok zor değil. 50 soru... Kaç? 50 soruydu herhalde. Aynen 50 soru. Neden ki? Abla ne yaptırıyorsun sen bana ya? Abi ne yapıyoruz biz ya? Köprünün üstüne çıkardı. Neyse var, hadi bu sefer de böyle gidelim. Hep düz gidiyordum ben. Gereksiz bir hareketti. Neyse. Tır olarak mı algıladı beni acaba? O yüzden mi yukarı çıkardı? Aynaya baktım, boştu, o yüzden çıktım. Şöyle bir sabitleyici. Allah, yine eski yerine getirelim. En son nerede kalmıştık? Yani teorik sınav çok da zor değil zaten. 50 soru, yani 45 dakika veriyorlar ama ben 10 dakikada çıktım. Yani 3 tur attım sınavda, bitirdim. Hani 3 kere kontrol ettim. 10 dakika sürdü ona rağmen. Yani 38 geçe başladı, ben 48 geçe arabadaydım. Çıkmıştım sınavdan yani. Teorik sınav sonucunuzu da sınavdan çıktıktan sonra oturum bitince e-sınav.mebgov.tr'den öğrenebiliyorsunuz hemen. Geçtikten sonra kurs sizi arıyor. Diyor ki şu gün direksiyon derslerimiz başlayacak. Şu gün şu saatte. Zaten hani ya da bazı kurslarda diyor hadi gel birlikte program yapalım. Sana uyan saatlerde şey olsun. Ne olsun? Şey olsun. Sana uyan saatlerde ders olsun. Araba sürerken konuşmak çok zor. Oyunda öyle yani. Gerçekte nasıl acaba? Hiç denemedim. Ondan sonra ya konuşmak zor değil de düşünerek konuşmak zor. Ondan sonra direksiyon derslerini alıyorsunuz. 14 saat, 14 sınav saati yani yarımşar saatten 35 dakikadan ders almak zorundasınız. Onun üst artısını eksisini yine kursunuzla sizin araç sürüş bilginize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben 14 saat aldım. Ondan sonra direksiyon sınav tarihiniz belli oluyor. Sınava giriyorsunuz. Sınavdan geçme ya da geçememe gibi iki durumunuz var. Şimdi ben iki durumu da size anlatacağım. Önce olumsuzluklardan başlayalım. Geçememe durumunuzda. Herhangi bir aksilik oldu diyelim ya da size takık bir insan geldi. İşini yapmaktan sıkılmış. Hani böyle uff hadi bitse de gitsek. Hadi bunu da bırakalım. Zaten bu yapabiliyor modunda. A few moments later. Benim gibi sınavda kalabilirsiniz. Ya tabii benim gibi kalmanız biraz zor. Çünkü ben paralel parkta arabayı park ederken lastik ya çizginin üstünde olacak ya dışında olacak. Benimki tam çizgide, sağ arka lastiğin bir dişinin böyle 1-2 milimi dışarıda kaldığı için. Hadi 1 santim diyelim, biraz büyük olsun. 1 santimi dışarıda kaldığı için komisyon başkanı hani kabul etsek mi falan filan derken komisyon üyesinin soruşturmayarız hocam, aman hocam bitse de gitsek hocam, bırakalım hocam demesinin sebebiyle kaldım sınavdan. Sınavdan kalırsanız ek 2 saat direksiyon dersi de alıyorsunuz. 2 sınav saati. Yani 1,5 saat. Ondan sonra yine 150 lira sınav ücretini ödüyorsunuz. Yine kursunuzun belirlediği bir direksiyon saati, yani direksiyon dersi fiyatını ödüyorsunuz 2 saat.
Sonra bir daha sınava giriyorsunuz. Mesela ben ne zaman girdim sınava? 24'ünde girdim, kaldım. Şimdi bugün ayın 31'i, biri pazar. Önümüzdeki cumartesi bir daha gireceğim işte. Yani benim çok araya şey girmedi, zaman girmedi. Neyse, ona tekrar giriyorsunuz. Geçtiniz, sınavı geçtikten sonra da ne yapıyorsunuz? Sınavı geçtikten sonra, dayı çekil hadi ya. Sınavı geçtikten sonra sertifikanızı kurs hazırlıyor, ilçe milli eğitime gönderiyor. İlçe milli eğitim kursu sertifikayı onaylıyor, geri gönderiyor kursa. Sonra siz kurstan dosyanızı alıyorsunuz. Nüfus müdürlüğünün IBAN'larını veriyorlar. Harç parasını 751 lira sanırım, değişmediyse bize öyle denmişti. Yani 751 lira harç parasını yatırıyorsunuz. 250 lira da kart parası. Bunun yatıp yatmayacağı henüz belli değil. Daha almadığım için söyleyemiyorum. Onu güncellerim. Bir ara bir sonraki videoda falan söylerim. Bu videoyu aldığınızda, izlediğinizde ben daha, yani bugün cumartesi çekiyorum. Yarın pazar yükleyeceğim. Biraz hızlandık, sıkıldım çünkü. Lan sertmiş. Polatlı'daki viraja benzedi burası. Orası herhalde. Neyse. Aldığınız zaman işte yatırıyorsunuz paraları, sonra nüfusa gidiyorsunuz. Size orada bir geçici belge veriyorlar. Bazı yerlerde direkt veriyorlarmış ehliyeti galiba. Bu kimliğe yükleme olaylarından dolayı bu nüfus müdürlüğünde olan işlem karışık ama nüfusa gittikten sonra size ya geçici belge ya da direkt belgeyi veriyorlar. O zamandan sonra artık araba sürebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Hadi ya. En nefret ettiğim şeyi yaptım ama sağdan solladım. Yapacak bir şey yoktu. Hava da kararıyor. Biz bir an önce gidelim bence. Hem de video çok uzamasın. Ne? Sana bir şey demiyorum. Burak da burada oturuyor. Abi çekil hadi ya. Hadi hadi. Tam bir böyle filo arabası kullanıcısı gibi oldum. Yani maalesef böyle filo arabası kullananlar, sürekli böyle sıkıştıran, dip gaz giden insanlar oldukları için Ankara'ya geldik. Farı yakalım ya, karanlık oldu. Böyle kısa bir yolculuk yaptık. Size de ehliyet alma sürecinden bahsettim. Ya masa başına geçip oturup kamera karşısında da anlatabilirdim ama bu sıkabilirdi biraz. Hem böyle bir hareketlilik olsun. Bir hareketlilik olsun dedim. Oyun oynayalım biraz. Araba sürüyormuş gibi hissederim. Hareketlilik olsun diye. Sağa dönüşte ışık serbest abi. Kimse yoksa ya geçelim. Sağa dön. Evet. Ankara'ya geldik. Böyle bir yolculuk yaptık. Egea'yla. Egea da maşallah son iki videodur kanalın müdavimi oldu. Yani bu easy paket. Mod güzel. Mod hoşuma gitti. O yüzden bunu oynadım. Yoksa böyle bir kasıtlı olarak Egea yapayım diye bir şey yoktu. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaştığınızda çok sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.